Çocuğunuzun okulda başarısız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunun sebebi göz ya da kulak hastalığı olabilir. Uzmanlar okullar açılmadan önce uyarıyor. Çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız mutlaka muayene ettirin. Bakalım orada bir sıkıntı var mı? Okula başlıyorsun. Onun için duyman bizim için çok önemli. Bir bakalım. Okuldaki başarı sağlıklı gözler ve kulaklardan anlaşılıyor. Farkında değil, biz burada tedaviye alıp da bir anda çocuğun eğitim kalitesinde yükseldiği. Çünkü çocuk duymaya başlayınca her şeyi emmeye başlıyor, bütün bilgiyi. Okul çağındaki çocuklarda baktığımız en önemli şeylerden biri kayma olup olmaması. Eğer şaşılık varsa, bir gözünde de bu şaşılık daha belirginse, o zaman o göz tembel kalabiliyor ve bu okul başarısını engelleyebiliyor. Aykan Derici 12 yaşında, 7. sınıfa başlayacak. Geçtiğimiz dönem okul arkadaşlarının yaşadığı sağlık problemlerinden ders alarak hastaneye gelmiş. Aykancığım, kulağında herhangi bir problem oldu mu? Yok, benim olmadı ama sınıf arkadaşlarımın kulağında bazı problemler olmuştu. Öğretmenleri duyamıyorlardı, sınavlardan da kötü notlar alıyorlardı. Ben de bu yüzden kulağımda bir sorun var mı diye doktora geldim. Buraya doğru bakıyorsun. Nasıl geçti muayenesi? Gözleri sağlıklı mı? Aykan'ın gözleri sağlıklı. Bir kere tek tek gözlere baktığımız zaman her iki gözü de %100. 10'da 10 görüyor. Orada sen de kulağının içindeki tüyleri görüyor musun? Karşıdaki de kulak zarı, gördün mü? Görmek ve duymak öğrenmeyi doğrudan etkiliyor. Basit bir muayene bütün sağlık sorunlarını gözler önüne seriyor. Çocuğun geniz eti, burnun içerisinde alerjik bir rinit var mı, burnunun tıkayan bir sinüs enfeksiyonu var mı veya bademcik problemi var mı veya dil hareketleriyle ilgili bir sıkıntısı var mı? Bazen bir dil altı bağı bile bir sıkıntı oluşturabilir çocuğa, psikolojik açıdan en azından okulda. Bunlardan daha önemli olarak tabii ki işitsel açıdan değerlendiriyoruz. Çocuğun orta kulak bölgesinde, zarın hemen arkasında sıvı olmaması gerekiyor. Baktığınızda sıvı görürsünüz. Bu da direkt olarak işitme kaybı demektir. Çocuklarda baktığımız en önemli şeylerden biri kayma olup olmaması. Eğer şaşılık varsa, bir gözünde de bu şaşılık daha belirginse, o zaman o göz tembel kalabiliyor ve bu okul başarısını engelleyebiliyor. Acaba çocuğum iyi görebiliyor mu ya da duyabiliyor mu diye şüpheye düştüyseniz evde basit bir test uygulayabilirsiniz. Yani televizyonu yakından izliyorsa, sesini çok fazla açıyorsa veya arkası dönükken çocuğa seslendiğinizde ne dediğinizi anlamıyorsa, dudakları da kapatmak lazım. Sadece sesle yapmak lazım veya çocuğun arkasını çevirip bir takım rakamları söyleyerek duyup duymadığını bir kulağı kapatıp tek kulağı test edip sonra öbür kulağı kapatıp diğerini, bu en önemli testi oluşturacaktır. Yaklaşık 5 metre gibi bir uzaklıktan küçük bir görüntüyü tek gözünü kapatarak görüyor mu görmüyor mu diye bir test yapabilirler. Çok önemli bir şey daha var. Fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekiyoruz her gün ve kırmızı bir görüntü oluyor gözlerde. Bir gözde kırmızı refli olup öbür gözde olmuyorsa bu bizim için çok ciddi bir testi. Dersinin çalmasına az kaldı. Çocuğunuzun başarılı olması için doktorundan randevu almayı sakın unutmayın. Merhaba. Merhaba. Ve bu haberin ardından noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın saat 18'de Ana Haber'de buluşmak dileğiyle, mutlaka.